İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Muş Ermenilerine ne oldu? Artsakh Devlet Bakanı'nın açıklaması. Levon Abelyan, Ermeniler ve Çinliler çok eski zamanlardan beri birbirlerinin varlığından haberdardı. Amerika Birleşik Devletleri raporu, Türkiye'de gayrimüslimlerin mezarlara ve ibadet yerlerine saldırı düzenleniyor. Dink ailesi avukatları temiz için Yargıtay'a başvurdu. Rus Kilisesi, Artsakh'taki Ermeni kiliselerinin özümlenmesini ilan etti. Ermeni din adamlarının Dadivank'tan ayrılması önerildi. Mısır'da bulunan antik Ermeni yazıtları bilim adamlarını şaşırttı. 1914 yılı verilerine göre o zamanki idari bölümlenmede Batı Ermenistan'ın Bağış-Bitlis vilayetine bağlı Muş sancağında 140.455 Ermeni yaşıyordu. 299 kilise, 94 manastır, 53 haç yeri bulunuyordu. 135 okulda 5669 öğrenci eğitim görüyordu. Muş Ermeni Hristiyanlığının dini merkezlerinden biriydi. Kurucu azizlerden sayılan Grigorlu Savoriç tarafından kurulan Glagavank Manastırı ve Surp Garabet Manastırı Muş'ta yer alıyordu. Bu insanlara ne oldu? Bu okulların öğrencilerine, bu kilise ve manastırların cemaatlerine ne oldu? Bugün o yapıların kalıntıları bile duruyor mu? Web sitemizde sunulan listede 1912 Osmanlı ve Patrikhane kayıtlarına göre o köylerin, kilise ve manastırların isimleri mevcuttur. Armen Press tarafından bildirildiği üzere Artsakh Devlet Bakanı Artak Beklaryan, RIA Novosti ile yaptığı röportajda şöyle konuştu. Minsk grubu eş başkanlarının formatı ve Rus barış misyonunun etkin rolü dikkate alındığında Artsakh Karabağ sorununun çözümü konusunun Avrupa Birliği müzakerelerinin konusu haline gelmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Artsakh ile Azerbaycan arasında ciddi bir konum çelişkisi olduğu için Artsakh Dağlık Karabağ sorununun çözümü yakın gelecekte imkansızdır. Artsakh Cumhuriyeti'nin uluslararası alanda tanınması için çabalarımızı sürdüreceğiz. Artsakh'ın bağımsızlığının uluslararası alanda tanınmasından sonra Cumhuriyet'in Ermenistan Cumhuriyeti'ne katılması konusunu ele almak mümkün olacaktır. Şu anda Azerbaycan kendini güçlü hissediyor. Ayrıca ülke Türkiye'den askeri politik destek alıyor. Bu nedenle Artsakh makamları kademeli adım adım sorunlarını çözmenin ve daha sonra Azerbaycan ile doğrudan müzakereler yoluyla yollarını ayıracak. Ermeniler ve Çinliler çok eski zamanlardan beri birbirlerinin varlığından haberdardılar. Çince'de Ermenistan kelimesi Yamayi Niya'dır ve Asya'nın güzel kızı anlamına gelmektedir. Garni Devin, Ani Ambert Ermeni kalelerinin arkeolojik kazılarında ortaya çıkan malzemeler arasında Çin porseleni seladonit bulunmuştur. İpek yolu üzerinden Ermenistan'a gümüş ve altın ipeklerle işlenmiş sırmakeş kumaşlar da dahil olmak üzere çeşitli Çin ürünleri getirildi. Ermeniler Hindistan'a ve Çin'e giden yolları biliyorlardı, yerel dilleri biliyorlardı, yerli nüfusun geleneklerini ve özelliklerini biliyorlardı. Çin'deki en ünlü Ermenilerden biri John Lazar lakabıyla bilinen Hovhannes Khazaryan'dı. 19. yüzyılın başlarında İncil'i Çince'ye çeviren ilk kişi oldu. 19. yüzyılın sonunda birçok Ermeni Rusya'dan, Sünnik ve Artsakh'tan Çin'e göç etti. 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra Ermenilerin çoğu başta Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'ya gitmek üzere ülkeyi terk etti. Makalenin tamamını web sitemizde okuyabilirsiniz. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, ülkelerde dini özgürlüklerin ele alındığı yıllık dini özgürlükler raporunun sonuncusunu yayınladı. Raporun Türkiye bölümünde hükümetin dini özgürlükler konusundaki uygulamalarına eleştiriler yöneltildi. 2021 yılını kapsayan raporun Türkiye bölümünde anayasanın ülkeyi layık bir devlet olarak tanımladığı, vicdan, dini inanç, ifade ve ibadet özgürlüğünü öngördüğü ve dini nedenlerle
ayrımcılığı yasakladığı belirtildi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın görevlerine değinen raporda bu kurumun İslam'la alakalı dini konuları idare ve koordine ettiğine ve görevinin İslam'ın uygulanmasını sağlamak, dini eğitim sunmak ve dini kurumları idare etmek olduğuna değinildi. Raporda hükümetin Müslüman olmayan dini azınlıkların özellikle de sadece Ermeni Ortodoks Hristiyanlar, Yahudiler ve Rum Ortodoks Hristiyanları kapsayan Lozan Anlaşması yorumu kapsamında tanınmayan grupların haklarını sınırlamaya devam ettiği de belirtildi. Ocak ayında bir Ermeni Hristiyan parlamenterin Kütahya'da yerel yasalarca korunan 17. yüzyıldan kalma bir Ermeni kilisesinin yıkılmasını kınadığı belirtildi. İstinaf Mahkemesi tarafından kamu görevlilerinin yargılandığı Hrant Dink davasında tarafların başvurusunu reddetmesi üzerine Dink ailesinin avukatları bu kararı temyiz için Yargıtay'a başvurdu. Dink ailesi avukatları 2021 Mart ayında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kısa kararını açıklamasından sonra karara itiraz etmişler. Kapsamlı bir dilekçeyi ise gerekçeli kararın açıklanmasından sonra vermişlerdi. Avukatlar tarafından verilen 19 sayfalık itiraz dilekçesinde avukatlar bazı sanıklar için verilen beraat kararlarına ve soruşturmanın yürütülme şekline itiraz etmiş, kararın bozulmasını talep etmişti. Avukatlar ayrıca Hrant Dink'in öldürülmesine giden süreçte yaşananlar hakkında etkili bir soruşturma yapılmadığını, cinayet öncesindeki linç sürecini örgütleyenler hakkında kovuşturmasızlık kararı verildiğini vurgulamıştı. Avukatlar dilekçelerinde somut olarak cinayetin kim veya kimler tarafından ve hangi süreçlerden geçirilerek karara bağlandığı açığa çıkarılmamıştır ifadesine yer vermişti. Bakü, Rus tarafına Dadivank Ermeni Kilisesi'nin Ermeni din adamlarını Rus Ortodoks Kilisesi Moskova Patrikhanesi'ne bağlı Bakü Piskoposluğu din adamlarıyla değiştirilmesini teklif etti. Bu konuda Bakü Piskoposluğu İdari Sekreteri Arhimandrit Alexey Nikonorov'un etkisi var. Bu kişi kendi bu görevine 24 Ekim 2021 tarihinde atandı. Arsah örneğinde Bakü'nün adımları Bakü Piskoposluğu aracılığıyla Moskova tarafından yönlendiriliyor ve destekleniyor. Amaç bir Ahvan Kilisesi açmak ve İstanbul Ekümenik Patriğine Tomos için başvurarak Ermeni dini merkezlerini Kalkedon'a dönüştürmek. Bu Rusya'da Ermeni Kilisesi'ne karşı yüzyıllarca süren nefretin ve zulmün ruhuna eşittir. Dadivank bu sürecin başlangıcıdır. Ermeni din adamlarının izolasyonu, haç yasağı, Ermeni kimliğini ve Ermeni mirasını yok etme kampanyasının bir parçası olarak Moskova ve Bakü'nün rızasıyla gerçekleşiyor. Batı Ermenistan, Dadivank'ın hiç kimse tarafından ahvanlaştırılmasını asla kabul etmeyecektir. Birçok insanın fikrinin aksine Batı Ermenistan'ın hafızası sağlam bir şekilde yerindedir. Bu karar yürürlükte kalırsa halklar arasında derin bir yaraya dönüşebilir. Sina Yarımadası'nda yaklaşık 110 eski Ermenice yazıtları bulundu. 5. yüzyıla ait yazıtlar Ermenilerin en baştan dünyayı dolaşmayı sevdiklerini kanıtlıyor. Kudüs Yahudi Üniversitesi'nde profesör olan Mikael Stone'a göre Ermeni yazılarının sayısı ve dağılımı şaşırtıcı. Grafiti yazma eğilimlerine bakılırsa Ermeniler Sina'daki en aktif Hristiyan hacı gruplarından biriydi. Ancak sadece yazıtların sayısı değil, aynı zamanda yaşı da şaşırtıcı. Batı Ermenistan'daki en eski Ermenice yazıt Kars'ın güneydoğusundaki Digor'da bulundu ve milattan sonra 490 yılına kadar uzanmaktadır. Hayatta kalan en eski el yazmalarından biri milattan sonra 862'ye dayanan Kral Milke'nin İncil'idir. Ancak İsa'nın büyüdüğü Nasıra'daki Katolik Müjde Bazilikası'nın altındaki mezar taşında 447 yılına ait bir Ermenice yazıt bulunmaktadır. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Varujan Markaryan tarafından seslendirilen Ermeni halk şarkısı Zirani Zarat eseri sunuyoruz. Save
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.